Peki şu an ne yapıyor bizim elimizdeki bu sistem? Bizim Gazi Üniversitemizde şu anda aktif çalışan 3 tane MR cihazı var. 3 MR cihazı gece gündüz çekim yapıyor. Ama bunlar sadece beyin MR'ları değiller. Omuz MR'ı çekiliyor, kalça MR'ı çekiliyor, boyun MR'ı çekiliyor, bel MR'ı çekiliyor. Karışık bir sürü MR var. Tamam. Algoritmanın dolayısıyla bir nolu yapması gereken şey sadece beyin MR'larını seçmesi ve bunların beyin MR'ı olduğunu bilmesi. Birinci aşama, ilk yaptığı şey bu. Sistemden beyin MR'larını tarıyor ve sadece beyin MR'larını seçiyor. Başka ne yapıyor? İkinci yaptığı şey, algoritma sistemden sadece aksiyel görüntüleri çekiyor. Şimdi aksiyel görüntü ne demek? Normalde biz MR çekerken, bu tıbbi profesyoneller olarak bunu söylüyoruz. Bir beyin cerrahı olarak, diyelim ki hastanın beyninde bir tümör var. O tümörün aksiyel kesitlerini gördük. Aksiyel demek yukarıdan aşağıya dilim dilim dilimlenmiş. Aynen burada gördüğünüz gibi görüntüler demek. Peki başka? Ben kafamda bir 3 boyutlu uzay canlandırıyorum. 3 boyutlu uzayda bir nesneyi başka bir nesnenin içinde hayal edebilmem için, yani 3 boyutlu bir kafanın içerisinde bir tümörün yerini, lokasyonunu kendi kafamda 3 boyutlu olarak canlandırabilmem için iki şeye hakim olabilmem lazım. Bir, kendimin anatomi bilgisinin çok iyi olması lazım. Beyin cerrahlarının yaptığı zaten bu. İkincisi, hastanın MR'larında sadece aksiyel kesitlere değil, aynı zamanda diğer düzlemlerde alınmış kesitlere de bakmam lazım. Yani sagittal kesitler, yani koronal kesitler, bunlara da bakıyor olmamız lazım ki biz insan olarak kafamızda bunun 3 boyutlu değerlendirmesini yapalım. Peki yapay zekanın buna ihtiyacı var mı? Gösterdi ki yok aslında. Sadece aksiyel kesitlerden çıkarım yapmak yapay zeka için yeterli. Çünkü onun için 3 boyutlu diye bir kavram, anlayış veya bunu anlama gerekliliği yok. O zaten kesitlerden bir sonuç çıkarabiliyor bize. Ve bunu kendisi 3 boyutlu olarak değerlendirebiliyor. Ne demek yani bu? Dolayısıyla sistemden, hastane sisteminden MR'ları çekerken sadece aksiyel kesitlere ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ve dolayısıyla bir dedik sadece beyin MR'larını çekti. İki, onların içinden sadece aksiyelleri seçip çekti. Algoritma bunu kendisi yapıyor. Üç, bundan sonra yapacağı şey, mevcut bu MR'da bir anormallik var mı yok mu? Bunu tespit etti.